Efendim, çocuk ve aile problemlerine yönelik pratik çözümler bölümümüzde uzman klinik psikolog Fazilet Seyitoğlu şimdi daha mutlu olmanın yolları neler, neler yapmalıyız? Bununla ilgili bizleri bilgilendirecek. Hep birlikte izleyelim. Merhabalar, ben klinik psikolog Fazilet Seyitoğlu. Bugün yine sizlere biraz daha fazla mutlu olabilmenin tiyolarından bahsedeceğim. Bazı insanlar vardır, üzgünüm ama sizi aşağı çekerler. Toplumda bunlara birazcık bu tip insanlara negatif insanlar derler. Yani böyle bir şey söylemek belki istemem ama çevremizdeki insanların da nasıl olduklarını, bizi nasıl etkilediklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve gerçekten bize zarar veriyorlarsa, ruh sağlığımız adına, kendimizi geliştirmemiz adına onlarla ilgili ya düzgün bir iletişim şekline girmemiz, ya sınır koymamız ya da bu konuda bir uzmandan destek almamız da gerekebilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Profesyonelin olduğu bir işte aile terapisi gibi, bir grup terapisi gibi atölyelerde bu tip kişiler kendilerini daha bir güvende hissederek farklı davranmayı da öğrenebilirler. Çevremizdeki insanları, bizi aşağı çeken insanların yanında çok fazla da bulunmamalıyız diye düşünüyorum. Bir başka madde, hayatımızda bence büyük resme bakmalıyız. Hayatımıza bir bütün olarak bakmalıyız. Sadece kötü taraflarına değil, bizi aslında mutlu etmekten alıkoyan şeylerin birçoğu günlük hayattaki küçük meselelerdir. Ama büyük tabloya baktığınızda, işte çocuğunuz vardır, maddi olarak durumunuz iyidir, sağlığınız yerindedir, çok iyi dostlarınız vardır, arkadaşlarınız vardır, anne babanız hayattadır. Yani sayamayacağım bir sürü nimetlere şükran duygusu hissettiğimiz bir sürü nimetlere sahibizdir. Ama hayatımızdaki o küçük meseleye takıldığımızda o büyük tabloyu, büyük resmi kaybedebiliyoruz. O yüzden o küçük sorunların bizim büyük resmimizi karalamasına izin vermememiz gerekiyor. Ve bence en önemli ve son söyleyeceğim konu değerlerimize değer vermemiz gerektiği. Bu son yapılan terapi sistemlerinde de kanıtlandı ki insanlar kendi değerlerine uygun bir yaşam tarzı seçtiklerinde, kendi değerlerine uygun bir yol haritası belirlediklerinde, kendilerini kötü hissettiklerinde o yoldan ayrılmamaları gerektiği nin aslında mutluluğu getirdiği. Yani biz ne zaman böyle bir sallandık, kendimizi kötü hissettik, döneceğiz. Diyeceğiz ki biz ne için yaşıyoruz, hayatımızın anlamı ne, benim amacım ne, bana yakışan şey ne ve ben burada nasıl davranmalıyım şeklinde kendimize sormamız ve yolumuza devam etmemiz. Yani değerlerimize güçlü bir şekilde tutunmalıyız. Değerlerimizin farkında olduğumuz ve hayata geçirebildiğimiz sürece de çok daha mutlu olabiliriz aslında. Biraz daha fazla mutlu olabilmek için bence biraz daha fazla eğlenmeye de ihtiyacımız var. Bazen o kadar çok koşuşturuyoruz ki dinlenmeye ve eğlenmeye vakit ayıramıyoruz. Yani bireysel olarak kendimizi dinlendirecek sevdiğimiz aktivitelerde, hobilerde bulunamıyoruz. Bunun için de bence bir tam gün eğlenmeye kapatabiliriz kendimizi. Yani ara ara haftada bir gün kendimize bir dinlenme molası vermeliyiz ve sevdiğimiz, sevinç ve keyif duyduğumuz şeylerle meşgul olmalıyız ve rahatlamamıza izin vermeliyiz. Son olarak mutluluğu hissetmek zaman zaman bazıları için çok daha zor olabilir ya da zor olabilir. Dolayısıyla mutlu hissedemediğimizde aslında bunun bizimle ilgili bir sorun olduğunu düşünmemeliyiz. Biz hepimiz yani belirli aşamalardan geçiyoruz. Farklı olaylar başımıza geliyor hayatta. Ve bazı insanlar yalnızca doğal olarak başkalarından daha mutlu olabiliyorlar. Bundan dolayı da kendimizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmamız gerekiyor. Ve gerçek şu ki aslında hep dediğim gibi mutluluk bizim içimizde ve burada. Ve bu dediklerimi uygulayarak, bence bilimsel olarak da kanıtlanmış bu maddeleri uygulayarak da daha fazla mutluluğu hissedebiliriz.